Merhaba. Yılı planlayamayan yüz yılı mı planlayacak Allah aşkına? Geçin bir kalemde. Bırakın yılı çeyreğini bile öngöremeyen bir embesiller idaresi söz konusu. Hoş, her türlü negatif gelişmeye karşın iktidarlarını sürdürüyorlar. Embesilliği oralarda aramamak gerek. Ülkeyi dün ak dediklerine bugün kara diyerek, dün lanet dedikleriyle bugün kol kola girmiş halde yönetiyorlar. Geçelim yüzyılı, çeyrek yılı, ayları. Günlük planlarla, günlük yasa ve kararnamelerle yürüyorlar. Önleri çıkanı da buldozer gibi ezip geçiyorlar. Rejim muhalifleri değil. AKP muhalifleri ne yapıyor peki? Cımbızladıkları örneklerle acil demokrasi dersi veriyorlar. İran'daki kadınlar için gözyaşı dökerken Türkiye cezaevlerinde bebekler çıplak aranıyor, dönüp bakmıyorlar. Sözüm ona Çin'in Uygur zulmüne içerlemiş gibi yaparken, ülkede tutuklu yakınlarına destek olmaya çalışan gönüllüler evlerinden toplanıyor, bırakın empati yapmayı, örgütün finans ayağı çökertildi diye başlık atıyorlar. Sersem kertenkeleler sizi. Bir de gazetecilik dersi vermezler mi? İçimiz şişti. Kime gazeteci denir? Gazeteciliğin olması olmazları nelerdir? Gazeteci soru soramadığı yere gitmeli mi? Olayları yerinde izlemeyince gazetecilik olur mu? Gazeteci hangi etkinliği niye takip eder etmeli? Erdoğan şimdi hatırlanmayan Türkiye Yüzyılı diye bir etkinlik planladı. Daha önce hiç aklına gelmeyen hatta yasakladığı basından kimilerini de çağırınca medya mahallesinin tüm cilası döküldü iyi de oldu. Mahalle beş parçaya bölündü. Kategorik olarak reddedenler, kurumlarına bakıp kararı oraya bırakanlar, gitmek istediği halde mahalle baskısıyla kerhen vazgeçenler, o gün başka programım var gibi mazeret bildirenler, gideceğim deyip gidenler. Sıradan bir parti etkinliğine katılıp katılmama arasında mekik dokuyu bir hafta boyunca kafa patlatanlarla altılı masaya hani nerede adayınız çıksanıza ortaya diyenler aynı grup. Lafa gelince mangalda kül bırakmayan, basit bir davete anında evet veya hayır diyemeyen bir kitle bu. Gidenler de misafir basın koltuklarına oturtuldu. Yahu kendi yurdunda bu aşağılanma bile kişiye yeter artar. Seçime artık 7 aydan az kaldı. İktidar belli ki birbirinden fos programlarla zaman dolduracak. TOG projesi gibi. Fabrika tamamlandı, banttan çıkan ilk aracı Erdoğan kullandı deniyor. Üretim yok. İlk TOG banttan çıkarken arkasında 5-6 araç görünüyor. Gerisi nerede? 2023'ün ilk çeyreğinin sonu deniyor. Yani Mart sonu. O 5-6 araçta prototip anlayacağınız. Bu araçlar zaten yıllardır yollarda. Test sürüşünde eskidi. Büyük bir müsamere oynandığı ve oynanıyor. Herkesin gözü önünde oluyor bu. Kimse de çıkıp kral çıplak demiyor diyemiyor. Misafir muhalifler dahil. Başlarken sersem kertenkeleler demiştim. Sersemlik bile bir seviye. Onun için geri alıyorum. Kertenkele de mübarek bir hayvan.